Değerli izleyenler, bugün günlerden 8 Aralık Salı, Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları. Kurşunlu tarihi kül oldu. Karantina süresi değişti. Kapadokya'ya kaç turist gelmiş? Yoğurt içinde uyuşturucu bulundu. İşletmelere yeni korona kararı. Pazar günleri değişti. Mikrofon sizde, Kaymaklı'nın nabzını tuttu. Nevşehir Belediyespor Denizli'ye hareket etti. Şimdi haberler. Kurşunlu Camii'nde çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sebebinin ise eski elektrik kontağından kaynaklandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Nevşehir'in merkezi ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan tarihi Kurşunlu Camii'nde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Meydana gelen olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların zamanında fark edebilmesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Nevşehir merkezde bulunan Kurşunlu Camii ile aynı tarihte yaptırılan Kaymaklı kasabasındaki Kurşunlu Camii geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucunda tahrip olmuştu. Kurşunlu Camii'ndeki yangının kundaklama sonucunda ortaya çıktığı iddia edilmişti. Ancak yapılan soruşturmanın ardından yangının eski elektrik kontağından çıktığı ortaya çıktı. Kaymaklı beldesinde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından yangının çıkış sebebinin kundaklama nedeniyle olduğu iddia edildi. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonrasında yangının çıkma sebebinin eski elektrik kontağı yüzünden olduğu açıklandı. Yangın sonrası cami kullanılamaz hale geldi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina sürelerini güncelledi. Artık karantinalar 14 değil 10 gün olacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan güncellemelerin Türkiye tarafından anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor. Bu kapsamda COVID-19 rehberi, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon konulu rehberde bazı güncellemeler yapıldı. COVID-19 tanısı konulan kişilerle yakın temasların daha önce 14 gün olan karantina süresi 10 güne düşürüldü. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müzeler için aylık ziyaretçi ve gelir istatistikleri açıklandı. Peri bacaları ile ünlü Kapadokya bölgesini Kasım ayında ziyaret eden turist sayısı netleşti. Konu hakkında Nevşehir Valiliğinden verilen tabloya göre Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze ve ören yerlerini toplam 87.700 kişi ziyaret etti. İstatistiklere göre ilk sırada en çok 25.745 ziyaretçi alan Zel ve Ören yeri olurken ikinci sırada 23.709 ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Bunları Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Hacı Bektaş Veli Müzesi takip etti. Bir araçta yapılan aramada plastik kapta bulunan yoğurt içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmada 50 plakalı araçta Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan kontrolde plastik kapta bulunan yoğurt içerisine gizlenmiş vaziyette 53.1 gram metamfetamin ele geçirildi. 1974 doğumlu EG ve 1968 doğumlu KM isimli şahıslar gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından adli işlemleri bitimi sevk edilmiş oldukları Ürgüp Adli Makamlarınca EG hakkında adli kontrol kararı verilirken KM ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Nevşehir'de yüzlerce işletmeyi yakından ilgilendiren karar İçişleri Bakanlığı'nca alındı. Nevşehir'de yüzlerce işletmeyi yakından ilgilendiren karar alındı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre lokanta, restoran, pastane ve tatlıcılar hafta içi ve hafta sonu saat 10 ila 24 arası paket servisi yapabilecek. Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacının azaltılması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmaları hafta içi ve hafta sonu 10 ile 24 saatleri arasında servis ve dağıtım yapabilecek. Nevşehir'de bulunan kapalı pazar yeri bundan böyle pazartesi ve salı günleri açık bulundurulacak.
Nevşehir'de İbrahim Paşa Mahallesi'nde bulunan ve daha önce pazar ve pazartesi günleri açılan kapalı pazar yerinin açılış günlerinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı düzenleme yapıldı. Pazar yerinin pazartesi ve salı günleri açık olacağı bildirildi. Girişte ateşleri ölçülecek olan vatandaşların ve esnafların maskesiz pazar içerisinde bulunmalarına izin verilmeyeceği ve alışveriş sırasındaysa sosyal mesafenin korunmasına özen gösterileceği belirtildi. Mikrofon sizde, Kaymaklı'da sokağın nabzını tuttu. Değerli izleyenler, Anadolu TV Mikrofon sizde ekibi olarak şu anda Kaymaklı kasabasına geldik. Buradaki halka Kaymaklı ile alakalı görüşlerini sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah iyilik versin inşallah. Bize biraz Kaymaklı'yı bahseder misiniz? Nasıl tanıtırsınız? Ne gibi? Kaymaklı'nın neleri meşhur mesela? Kaymağı meşhur. Başka? Patates, tarım, buğday, arpa, yulaf işte. Onları meşhur, başka bir şey. Kaymaklı yeraltı şehriyle alakalı neler söylemek istersiniz? Kaymaklı yeraltı şehri biz çocukluğumuzdan beri içinde gezerdik yani. Hı-hı. Eskiden elektrik falan yoktu, öyle gaz lambalar. Karanlıkta gezerdik. Karanlıkta eskiden. Kaybolmuyor muydunuz yok, peki? Yok yok, öyle gezerdik. Alıştık, gözümüz alıştığı için. Evet, aşinaydınız. Evet, gezer yürürdük içinde küçükken mesela 12-13 yaşlarındayken. Peki nerelere kadar gidiyor, tehlikeli yerlere kadar gidiyor muydunuz küçükken de? Gezerdik içinde, bayağı gezerdik yani. Buradan giren mesela Derinkuyu'dan çıkan. Buradan giren. Yaklaşık? Karşık, o da Göztepe, Dirigori'ye. Yaklaşık kaç kilometrelik bir mesafe? Aşağı yukarı Derinkuyu 10 kilometre, burada 5-6 kilometre var. Evet, bize biraz Kaymaklı'yı tanıtabilir misiniz? Kaymaklı, vallahi ben tanıtmak isterdim ama ben yıllardır burada yokum. Geldim ama memleketim güzel bir yer. Yani gidip gelip memleketimize geliyoruz, izinlerimizde falan. Geldiğimiz, gördüğümüz kadar güzel yer. Belediye başkanımız güzel bir insan oldu. Daha başka Kaymaklı hakkında yeraltı şehirlerimiz falan. Şu an turizm kapalı biliyorsunuz. Yıllardır turizmde çalışıyorum ben. Yani şu an pek müşterimiz de olmadığı için yani Kaymaklı gelişecek mi gelişmeyecek mi belli de değil. Peki Kaymaklı yeraltı şehrinden dolayı her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Peki bundan yerli esnafın faydalanma gibi bir durumu söz konusu oluyor mu? Yani illaki oluyordur. Çünkü esnaflar kimi kaymaklının çekirdeğini satıyor, kimi kaymağını satıyor, sütüydü, etiydi. Yani bu tür ürünleri, kendi yetiştirdikleri patates falan satmakla mükellef oluyor insanlar. Yani iyi kötü de para kazanıyorlardır yani. Kale esnafında çalışan insanlarımız var. Yani bu şekilde illaki faydası vardır. Yani daha fazla şeyin yapılması da daha güzeldir. Mesela Nevşehir'e yani kaya şehrimiz açılması falan o şekilde. Yani güzel yerler var, yapıldı yani. Nereliyiz? Çardak köyü. Çardak köyü. Olsun, burada gezmeye mi geldiniz? Yok, araba aratçı katmaya geldik. Peki dışarıdan bir göz olarak Kaymaklı'yı nasıl buluyorsunuz? Güzel yer. Evet. Gezdiniz mi yeraltı şehri? Evet. Neler hissettiniz gezdiğiniz zaman? Nasıl? Eskiden yaşanmış şehirler. Evet, yeraltı şehri olduğundan eskiden yaşandığı yerler. Evet. Bu kadar. Peki şöyle dışarıdan bir göz olarak Kaymaklı kasabasına baktığınız zaman Kaymaklı'da da neler eksik, neler yapılmalı? Vallahi ben bilmiyorum ki ablam, biz buralı değiliz. Söyleriz de ama evet. Buralı olduğumuz, buralı olmadığımızdan bilmiyoruz. Kaymaklılı değil misiniz? Ben Kaymaklı değilim. Nerelisiniz? İstanbulluyum. Burada yaşıyor muyuz? Yaşamıyorum, geçici bir misafir olarak geldim. Peki dışarıdan bir göz olarak Kaymaklı kasabasını nasıl buldunuz? Çok güzel. Nereleri güzel mesela? Evet. Nereler hoşuna güzel. Gitti? Evet, başka? Başka? Kaymağı güzel, ekmeği güzel. Dışarıdan bir göz olarak baktığınız zaman sizce Kaymaklı'ya neler yapılmalı, daha neler yapılarak geliştirilmeli? Vallahi. Bilemiyorum şimdi. Tıkandım aldım. Vallahi Kaymaklı'da her şey meşhur burada, iyi. Evet. Patatesimiz yok, para gitmiyor ama kedi olsun. Kabak var bizde. Nohut, pahla, hepsini ekiyor ama gelecek bir fabrikamız yok elimizde. Fabrika mı yapılmalı Kaymaklı? Tabii Kaymaklı'nın bir fabrika olması. Bak bu adam akçı, aç kalıyor.
otel kapalı, aç kaldı. Biz de çalışamıyor, gördün işte. Peki Kaymaklı halkı olarak başka Kaymaklı'da ne gibi problemler var? Çözüme kavuşmasını istediğiniz ne gibi sorunlar var? Hiçbir şey para etmiyor. Onlar para etse bizim Kaymaklımız her yerden altın. Ama onlar para etmeyince bizim hepşerimiz elimizi ayağımızı bağlıyorlar. Başka bir şey yok. Evet, bize biraz Kaymaklı kasabasını tanıtır mısın? Kaymaklı kasabası kaymağıyla meşhur, patatesiyle meşhur, kuru fasulyesiyle meşhur. Güzel bir Kaymaklı'nın... Yeraltı şehriyle meşhur. Yeraltı şehri, evet, en güzel değeri olan yeraltı şehriyle meşhur. Güzel bir Nevşehir'in güzel bir kasabası. Çok güzel. Peki, bildiğiniz gibi milyonlarca yeraltı şehrinden dolayı yerli ve yabancı turist her sene geliyor Kaymaklı'ya. Ve bu turistlerin gelmesinden ötürü yerel esnaflar sizce yeterli şekilde kalkınabiliyor mu? Evet, bu virüsten önce güzel kalkınıyordu. Tabii bir tane otelimiz var bizim burada. Daha fazla otel olsa daha güzel kalkınırız ama otel tek olduğu için Göreme'ye, Ürgüp'e bakarsak biraz az yani. Yerel esnafına, çarşı esnafına bakarsak yeraltı şehrindeki onlar güzel kalkınıyor. Peki böyle. Kaymaklı'da başka ne gibi eksiklikler görüyorsunuz? Neler yapılmalı sizce? Mesela Kaymaklı'da bir üniversite olması lazım. Tarımsal şey üzerine ziraat bölümleri olabilir. Organik tarım olabilir. Bunların bir aromatik lazım. Bitkiler gibi bölüm. Evet. Onların olması lazım yani. Ziyarete geldiniz. Burada ikamet etmiyorsunuz. Yok. Buralıyım da. Peki dışarıdan bir göz olarak baktığınız zaman nereleri güzel Kaymaklı'nın? Nereler gezilir? Bir yeraltı şehir var şu an. Kalemiz var. Bir iki tane kütüphane vardı. Kurşunlu cami vardı. En son yanmış. Onu da ben ne olduğunu öğrenemedim. Daha tam. Elektrikten kaynaklanan bir arıza vardı. Ona üzüldük. Başka bir şey yok ya. Pandemiden dolayı da hayat sessiz zaten görüyorsunuz. Herkes nasıl yaşamaya çalışıyorsa bir şekilde yaşıyor. Peki baktığınız zaman başka ne gibi eksiklikler var veya hani neler yapılsa daha iyi olur Kaymaklı? Kaymaklı eksikliklere bakarsan doğalgaz istiyorlar bayağıdır. Doğalgaz gelmedi. Annem Uralı benim, Nevşehir'de yaşıyorum da. Doğalgaz eksiği var. Şu pandemi bittikten sonra turizmin biraz daha canlanması iş bakımından. Ona bakarsan yani iş alanları zayıf. Burada tarımla geçiniyorlar. Başka bir şey yok. Evet, bize biraz Kaymaklı'yı tanıtabilir misin? Ya Kaymaklı'mız gerçekten turistik açıdan çok güzel bir yer. Biraz daha mesela örnek veriyorum, yeraltı şehri konusunda bir numara. Ama haritada küçük çizilmiştir. O yüzden biraz ziyaretçi konusunda sıkıntısı vardır. Yeterli reklam tanıtım mı yapılamıyor Kaymaklı yeraltı şehrinin? Birazcık bence öyle. Yeraltı şehrini haritada çizen yani küçük çizmiş. Şu anda dünyada iki numaralı yani büyüklük konusunda. Gerçekten çok gelişmiştir. Ama yeterli sayıda işte dediğim gibi ziyaretçi olmuyor. Evet, peki Kaymaklı dolayı da virüs bayağı etkiledi yani. Peki Kaymaklı'da başka ne gibi şeyler yapılabilir, ne gibi yenilikler, çalışmalar yapılmalı sizce? Ya oturma yeri mesela park, bahçe, piknik alanı, o tarz yerlerimiz olmuyor maalesef. Biraz daha mesela eskiye dayalı restorasyonlu otellerimiz. Mesela bir otelimiz var, öyle çok bir gelişmiş şeyi yok. Restorasyonlu bir otel olabilir. O tarzda şeyler yani. Kaymaklı'yı daha yaşlılardan öğrenseniz daha iyi olmaz mı? Biz her yaştan, her kesimden vatandaşın fikrini merak ediyoruz. O yüzden mikrofonu uzatmak istedim. Nasıl bir Kaymaklı öğrenmek istiyorsun? Mesela Kaymaklı neleriyle meşhurdur? Neler var Kaymaklı'da? Nereler var? Ne gezilebilecek? Bölgenin biliyorsunuz İç Anadolu'nun bir beldesi. Tarımla ilgili uğraşan bir belde. Tarım ve hayvancılıkla. Peki tarımla alakalı ne gibi ürünler yetiştiriliyor Kaymaklı'da? Tarımla ilgili patates, buğday, kabak, çekirdeği, fasulye gibi ürünler yetiştiriliyor. Peki Kaymaklı beldesine daha çok geliştirebilmek adına neler yapılmalı sizce Kaymaklı'ya veya ne gibi eksiklikleri var? Şu anda o geliştirmeyi birazcık zamanda yapılması gerekiyor herhalde. Çünkü bölgemizde bir sulu tarımdan dolayı arazilerimizde bir çoraklama oldu. Fazla gübre kullanmadan dolayı. Onun sonucunu bekliyoruz.
arazideki bu hastalığın iyi olma dönemini bekliyoruz. Bizimden geliri daha az olan bir beldemiz. Bu da turistlerin günübirlik kalacakları, konaklayacakları tarihi ya da turistik yerlerin, binaların, otellerin, pansiyonların eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Yani Kaymaklı'ya gelen turist, yerli veya yabancı, sadece yeraltı şehrini gezip gidiyor diyorsunuz. Gezip 2-3 saatlik bir programla Kaymaklı'yı terk ediyorlar. Bu da yeter kadar esnafın faydalanmasına olumsuz yönde etkiliyor. Yani. Esnafın turizmden daha fazla kalkınması amacıyla daha çok konaklama tesisi yapılmalı diyorsunuz yani. Daha çok konaklama tesisinden ziyade turistlerin birkaç gün burada kalabileceği eski binalarımızın restore edilerek bunların turizme kazandırılacak şekilde pansiyon haline getirilmesi gerekir. Turizm kaynağından faydalanmayı turizmle ilgili kurumlar bitiriyor. Türkiye'deki turizmin kaynağını turizmle ilgili turizm firmalar değil. Bakanlık, genelde bakanlık. Anıtlar Kurulu, Tarih Eserleri Koruma Kurulu, o kurulların aldığı böyle çok katı kurallar var. Ne gibi kurallar mesela? Mesela bir binayı tescilleniyor bina. O tescillenen bina hiçbir şekilde kullanmaya izin verilmiyor. Restore de mi edilmiyor? Restore de edilmiyor. Yani bu binalar zamanla harabe haline geliyor ve bu çok olumsuz bir şekilde bu tarihi eserlerin, tarihi evlerin, kültür varlıklarımızın heba olmasına yol açıyor. Bu eski eserlerin kullanılmadığından dolayı yeni binaların yapımına müsaade veriliyor. Bölgede aslında eski eserler kullanılması gerekli. Yeni yapılan beton binalar değil. Halbuki Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumu bu tür yapılara müsaade etmiyordu. Yalnız son zamanlarda her yerde bunun müsaadesini verdiler. Bölgeyi de çok kötü bir konuma getirdiler. Genelde bir şey ilave edebilir miyim? Tabii ki. Turizm şu anda tabiri caizse mafyalaşmış şekilde. Nasıl peki bu? Şirketler mesela bugün Kaymaklı'ya şirketler getirdikleri turist grubuna buraya 2 saatlik zaman ayırıyor. Turist Antalya'dan geliyor Kapadokya bölgesinde 2 saat, 3 saat, 5 saat ne kadar o turizm şirketi getirdiği turiste burada ne kadar zaman tanıdıysa turist o kadar burada kalıyor. Ya da değilse turist burada kalmış olsa halkımız turiste karşı ilgisiz değil. Bura yüzyıllardır ziyaret edilen bir yer. Vatandaş bu yönde şeyi var, eğitimi var. Ama turist geliyor, diyor gidiyor. Turist burada kalmıyor. Çünkü turisti getiren firmalar Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da mesela günübirlik uçakla geliyor havaalanına. Buradan ayarlanan arabalar, o turizm şirketlerine ait arabalar, turistleri havaalanından alıyor, geliyor buraya, 2 saatin içinde Kaymaklı, işte Kapadokya bölgesini dolaştırıyor, akşama geliyor, alıyor, gidiyor. Kapadokya bölgesi 2 saatlik bölge değil. Hasılı vel kelam, yani turist getirilen, hani aile olarak, birey olarak gelenleri demiyorum, otobüslerle şirketler, kafile olarak. Kafile olarak gelenler kendi hürriyetinde bir seyahat yapamıyor. Diyor ki bugün program Kapadokya işte veya bugün program Kaymaklı diyor. Getiriyorlar 2 saatin içinde gezdiriyorlar, tozduruyorlar. Arabalar buraya dizilir, hızar gibi alırlar götürürler. Yani turistin şu çarşıya çıkıp da esnafa bir merhaba dedirecek diyecek zamanı olmuyor yani. Bu çok önemli. Ya da değilse bizim kültürümüz, altyapımız, yani Anadolu insanının gelen misafire karşı biz yani ekmeğimizi böler veririz. Ama turisti bize bırakmıyorlar. Sonuç bu. Yani bu göz ardı edilmeyecek. Önemli olan bu nazar itibara alınacak.
Turizm Bakanlığı'nın bunu nazarı itibar alacak. Ne yapacak? Hani bu kıştan kayıt yapıyorlar ya turistleri dışarı memleketlerde, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da. İşte bu işin kaymağını bu şirketler yiyor. Misal şu bizim hediyelik eşya şeylerimiz var burada. Küçük küçük galerilerimiz var. Turizm şirketi senin nereye istiyorsa, kiminle anlaştıysa o turistik eşya bölgesine indiriyor seni. Yani bu turizm sektöründe de aslında insanın hür iradesine göre bir seyahat yapması gereken sektörde de tekelleşme var. Bu adamların da eline düştüğü zaman bu adamların yaptığı programa göre ziyaret yapıyorsun, seyahat yapıyorsun. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, Perşembe günü karşılaşacağı Denizli temsilcisi Kızılca Bölük Spor müsabakası için kara yoluyla Denizli'ye hareket etti. 3. Lig temsilcimiz Nevşehir Belediyespor Lig'in 13. haftasında Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi kendi tesislerinde teknik direktör Mert Korkmaz yönetiminde son antrenmanlarını yaparak bugün saat 10.30'da kara yoluyla Denizli'ye hareket etti. Kızılca Bölük Spor Müsabakası 18 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı. Onur Behiç Özalgan, Furkan Güzel, Serdar Yazıcı, İsmail Hacı Hafızoğlu, İlyas Ural, Erhan Karayer, Furkan Mızrak, Ahmet Eren, Furkan Işık, Efecan Çölbekler, Yosef Yeşilmen, Burak Taşdemir, Hasan Kaya, Emre Bakır, Anıl Mercan, Emrah Bedir, Emre Torun ve Furkan Parsak yer aldı. Nevşehir Belediyespor'un ligin 13. haftasında 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat 13'te deplasmanda karşılaşacağı Kızılca Bölük Spor oynadığı 12 müsabakadan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekibimiz Nevşehir Belediyespor ise geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken 6 kez sahadan puansız ayrıldı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı beyazlı ekip kendi kalesinde meşin yuvarlığı 13 kez gördü. Temsilcimiz -1 averaj 14 puan ile 10. sırada yer alıyor. 3. Lig 1. grupta Kızılca Bölük Spor Nevşehir Belediyespor müsabakasını Samsun bölgesinden Gökhan Özbulut yönetirken yardımcı hakemler ise yine Samsun bölgesinden Aykut Yılmaz, Eray Pınar yer alırken müsabakanın 4. hakemi olarak Ömür Bozkurt görev yapacak. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 9 Aralık Çarşamba günü merkez ve ilçelerinde puslu hava beklenirken en düşük sıcaklık Derinkuyu'da, en yüksek sıcaklık ise Avanos'ta görülecek. Nevşehir, en düşük 3, en yüksek 8. Acıgöl, en düşük 0, en yüksek 9. Avanos, en düşük 0, en yüksek 11. Derinkuyu, en düşük -6, en yüksek 9. Gülşehir, en düşük -2, en yüksek 9. Hacı Bektaş, en düşük 2, en yüksek 7. Kozaklı, en düşük 0, en yüksek 8. Ürgüp, en düşük -3, en yüksek 10. Aralık Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler: Merkez, Anadolu ve Bezeyen Eczanesi, Acıgöl, Papatya Eczanesi, Avanos, Bağdatlı Eczanesi, Derinkuyu, Haliloğlu Eczanesi, Gülşehir, Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş, Bektaş Eczanesi, Kozaklı, Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp, Özkan Eczanesi. Ana
Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam yayınlanacak olan Rehberim Cemre programı Kaymaklı Kasabası'na konuk oldu. Renkli görüntüler yarın akşam sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.